Merhaba BNB Yatırım. Sabahınızın herkese günaydın. Bir sabah analiz videosuyla karşınızdayız. Günün gelişmelerini kısaca değerlendireceğiz. Bugün neler bekliyor onlara bakacağız. Hem de bu gelişmelerin fiyat seviyelerine olan etkisi ne olabilir? Kısaca onları bir değerlendirmek istedik. Evet, bugünün önemli gelişmesi piyasayı takip eden herkesin de tabii bildiği gibi İngiltere'den gelecek olan açıklamalar olacak. Biliyorsunuz Başbakan Theresa May bugün Brexit sürecine ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor. Ve bu konuşmanın da öncesinde hafta sonunda gelen haberler, bilgiler ve hatta toplantı öncesinde yayınlanan toplantı metnine göre bakıldığında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden bağlarını tamamen kopartacağına dair açıklamalar gelmekteydi. Bu açıklamalarda özellikle pound tarafında önemli düşüşlerin meydana gelmesine neden oldu biliyorsunuz. Tabii bu gelişme önemli çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılması demek ve bağlarını tamamen kopartması demek. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri için de aslında böyle bir yola doğru gidişat anlamına da gelebilir. Bu biraz piyasalarda Avrupa'da özellikle riskli varlıklardan çıkışları gündeme getirdi. Ve dün özellikle Avrupa borsalarında satışlarla karşılaşıldı. Bunun karşılığında da güvenli varlıklar olan talepte artış meydana geldi. Zaten bir süredir altındaki yükselişleri izlemekteydik ve yükseliş eğiliminden de oluşabileceğinden burada bahsediyorduk. Nitekim zaten yılbaşından itibaren Brexit ile ilgili en gelişmelerin takip edilmeye başlayacağını biz burada belirtiyorduk. Nitekim de bu gelişmeler şu anda gerçekleşiyor ve bu da hem bu etkiyle hem de tabii ki Trump'ın da görev gelmesinin ardından gerçekleştireceği politikaların ne olacağına dair tabii beklentilerde bir miktar altına yönelimi arttırıyor. Altında da önemli 1206 direncin üstüne geçildi ve şu anda da zaten 1206'nın üzerinde 1211 seviyesine doğru bir yükseliş eğiliminden şu anda bahsedebiliyoruz. Ve tabii bugün saat sanıyorum tam olarak saatine bakalım tekrardan kontrol edelim. Theresa May konuşması 14.45'te gerçekleşecek Türkiye saatiyle. Ve o konuşmanın ardından yapacak açıklamalar, gelecek açıklamalara bağlı olarak da özellikle pound dolar başta olmak üzere diğer güvenli varlıklarda özellikle hareketlilikte artış meydana gelebilir. Yani volatilite yükselebilir. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Theresa May'in bu Brexit görüşmeleri sürecinde özellikle bir 12 maddeden oluşan bir paket burada ön şartları sunması bekleniyor. Tabii bunlar da önemli takip edilecektir. Bugüne kadar Theresa May'den bu sürece ilişkin çok fazla detay gelmedi aslında. Bununla ilgili de eleştirilmişti. Bu noktada ne kadar detay verecek, ne kadar detaylandıracak bu özellikle önemli olacaktır diyebiliriz. Bunun dışında bugün İngiltere'den aslında Theresa May'in konuşması dışında, bu konuşması dışında başka önemli İngiltere verileri de açıklanacak. Tüketici ve üretici enflasyonu yani TÜFE ve ÜFE de açıklanıyor olacak. Avrupa bölgesinde de ve Almanya'da da bugün ZİV endeksi yine Euro dolar üzerinde hareketliliği arttırabilir diyebiliriz. Evet, pound dolara bakacak olursak şu anda gözlediğiniz gibi şu anda 4 saatlik grafikte bir düşüş trendi içerisinde, daha doğrusu günlük grafik pardon, günlük grafikte şu anda bir düşüş trendi içerisinde bir hareket etme eğilimi var, görünüyor. Burada şuradaki düşüş eğilimi devam ettiği sürece yani şuradaki trendin üzerine geçilemediği sürece GBP USD için aşağı yönlü baskı burada bizim için bir adım önde olmaya devam edecek. Tabii bu gelecek yani bugün gelecek olan açıklamalarda GBP USD üzerinde önemli hareketliler yaratacaktır. Eğer piyasanın algısı şu anda piyasa deyimiyle sert Brexit olarak burada ön plana çıkmaya devam ederse, piyasanın algısı bu şekilde güçlenmeyi sürdürürse bu noktada da burada gözlemiş olduğumuz bizim 1.1980, 1.1850 gibi seviyelerin de altında belki bir 1.15'e doğru da bir geri çekilmeden burada bahsedebiliyor olacağız diyebiliriz. Bu noktada bugünkü yapılacak açıklamaları dikkatli yakından takip etmekte fayda var. Pound dolar açısından. Evet bunun karşılığında bugün altında neler oluyor ona da bakalım. Biz zaten bir süredir bunu yayınlarımızda da değinmiştik. 1206 seviyesi üzerine eğer geçiş görebilirsek yükselişlerde 1230-1250 bandına doğru da bir yükseliş görebiliriz demiştik. Bu bizim Fibonacci seviyeleri de takip ettiğimiz aslında bir bölge.
1230-1255 bölgesi. Şu anda 1206'nın üzerine geçilmiş bulunuyor ve arka arkaya, burada da gözlediğiniz gibi 7. günde de arka arkaya yükseliş eğilimi şu anda sürüyor altın için. Tabii sadece bunu bir exit olarak değerlendirmemek lazım altındaki yükselişi. Biliyorsunuz bir de Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih var, 20 Ocak. Bugüne kadar geçen sürede özellikle ilk aşamada daha doğrusu özellikle mali politikalara dayalı olarak fiyatlamayla birlikte enflasyon beklentileri ABD'de yükselmiş. Bu da altın fiyatlarında tahvil faizlerinin de yükselmesiyle birlikte geri çekilmeleri beraberinde getirmişti. Fakat son günlerde özellikle Donald Trump'ın özellikle Çin, Meksika gibi ülkelerle ilgili diyalogları bu politikalarını, bu ülkeye yönelik politikalarından geri adım atmayacağına dair bir algı oluşturdu. Uygulayacağı agresif bazı ticari politikalar bu noktada geleceğe dair bir belirsizlik de oluşturuyor. Ve bu da bir miktar güvenli varlıkları alım şu anda getirmekte. Ve bu da altın fiyatlarını yukarı yönü şu anda itiyor. Tabii Brexit'in de burada, Brexit görüşmelerinin, Brexit ile ilgili konuşmanın da burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim bu müddet daha devam edebilir. Bu noktada dolar endeksine bakacak olursak, dolar endeksi buradaki kısa vadeli bir kısa yükseliş trendi vardı. Yükseliş çizgisi vardı. Bunu kırdıktan sonra şu anda yeniden bizim izlediğimiz 100.60 seviyesine doğru geri çekilmeye çalışıyor. Şurada bir destek noktası var biliyorsunuz, 100.60. Bizim için önemli. Eğer 100.60'ın altına bir geri çekilme görürsek, burada altında daha yüksek seviyedir. Burada biz konuşuyor olacağız ki beklediğimiz seviyelerde 1230-1250. Yani bugün içerisinde aslında 1206 üzerinde eğer kalmaya devam ederse altın yükseliş eğiliminin biz süreceğini bekliyoruz. Ara bir direnç var 1218. Orayı da bir test etmek isteyecektir. Orayı da izleyeceğiz. 1218 geçerse bundan sonraki hedef 1230. Özellikle bugün öğleden sonra İngiltere'den gelecek açıklamaları takip etmekte fayda var. Tabii ki aynı zamanda verileri de takip etmekte fayda var diyelim. Euro dolara bakalım kısaca. Evet, Euro dolarda biz zaten bir süredir 1.0670 direncinden bahsediyorduk. Burada da gözlediğimiz gibi şurada yükseliş trendini koruduğunu gözlüyoruz Euro doların. Burada eğer 1.0670 geçilebilirse, ki bizim için artık önemli bir direnç seviyesi burası. 1.0670'lerine geçilmesi başarılabilirse paritede, bu noktada 1.07-1.08'e doğru bir yükseliş eğiliminden bahsedebiliyor olacağız. Tabii bunun için de dolar endeksinde özellikle 100.60'ın altına doğru bir hareket görmemiz gerekiyor. Bu noktada tekrar euro dolara dönecek olursak da gördüğünüz gibi ikinci deneme ve şu anda üçüncü denemeyi gerçekleştiriyor. Eğer ben buradan satış yapmak istiyorum diyorsanız da eğer bir miktar yukarı stop loss seviyesi belirleyerek de burada bir satış denemesi de yapılabilir. Fakat şu aşamada bakacak olursak esasen şunu kaldırırsak eğer şurada izlediğimiz 1.0530 seviyesi önemli olacaktır. 1.0530 bu trendin aşağı yönlü kırılması demek olur. 1.0530 altına bir hareket görmedikçe Euro dolarda yönün yukarı olacağından burada bahsedebiliriz. Burada Euro dolarda 1.0670 üzerine geçiş sağladığımızda da az önce bahsettiğim gibi bir 1.0750'ye doğru bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Buradan dolar yen'e de geçelim isterseniz. Dolar yen de tabii ki güvenli varlık talebi görerek şu anda bir düşüş eğilimi içerisinde. Yani yen'de bir değer artışı var şu anda. Ve bu değer artışı ile birlikte Euro dolarda da aşağı yönlü hareketlilik şu anda gözleniyor. Şurada gözlemiş olduğumuz bir düşüş kanalı var. Bu düşüş kanalı bu düşüş kanalı içerisinde hareketler hareketlerde bizim için burada 112 50 seviyesi aslında bizim için önemli olabilir. Burada 112.50'yi izleyebiliriz.
Bunun altına eğer bir geçiş görürsek, aslında şöyle bir şey de var. Yani 113 önce, onun altında 112.50 takip edeceğimiz seviyeler olacak bugün. Eğer dolar endeksinin geri çekilmesi eğer sürecek olursa 100.60'a doğru ve tabii ki bu son günlerdeki artan risk algısıyla güvenli varlıkları olan yönelim artış gösterecek olursa bu noktada yukarı yönlü hareketlilik yende devam edecek. Burada dolar yende 112.50'nin test edilmesine neden olabilir. Burası da kırılırsa eğer 111.40'a doğru bir geri çekilme biz burada bekliyoruz diyebiliriz. Yani euro dolara baktık, dolar yen pound dolara baktık, altına baktık. Kısaca dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL'de de bilindiği üzere düşüş yönünde hareketler gözlemiştik son 2 günde, geçtiğimiz 2 günde. Tabi bu biraz tabi zaten takip ediyoruz hepimiz de olduğu gibi, hepimizin takip ettiği gibi, gördüğünüz gibi. Merkez Bankası bazı önlemler alıyor. Önce zorunlu karşılıkları indirdi. Daha sonra bankalarası borçlanma limitini 22 milyar, daha sonra 11 milyarı düşürdü. Daha sonra haftalık repo ihalesini kaldırdı, yapmadı. 2 kere üst üste, 3 kere üst üste yapmadı. Bugün de bekliyoruz ne olacağını. Bunun dışında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekerek örtülü bir şekilde faiz artırımı şu anda gerçekleştiriyor ve geçti kitle penceresine doğru yöneltmeye çalışıyor bankaları nakit ihtiyaçlarını karşılaması için. Karşılaması noktasında. Tabi bu hamleler bir miktar geri çekilme yarattı dolar TL'de. Ve şu aşamada baktığımızda da sabah saatlerinde özellikle dolar endeksinde bir miktar geri çekilme gözlüyoruz. Dolar endeksindeki bu sabah saatlerindeki geri çekilme tabii ki dolar TL'de biraz yansıyor. Şu aşamada aslında yurt dışı kaynaklı birazcık da gerilemenin olduğundan bahsedebiliriz. Ve burada bizim için önemli seviyeler 3.77 olacak. 3.77 ve 3.75 bizim izlediğimiz seviyeler olacak bugün içerisinde. Burada 3.75 üzerinde özellikle kalıcılık sağladığı sürece dolar TL'de yönün tekrardan yukarı olmasını bekliyoruz. Yani şurada da gördüğünüz gibi bir yükselen çizgi halinde bir kısa vadeli bir trend devam ediyor. Bu noktada 3.75 üzerinde kalıcı olmayı sürdürürse dolar TL'nin yönünün tekrardan yukarı olmasını burada bekliyoruz. Burada bizim için ilk aşamada şuradaki 3.81.50 bugünün önemli bir direnci olabilir. 3.81.50 üzerine geçiş görürsek de bizim için artık burada yeniden 3.85 seviyesi önemli olacak. 3.85 üzerinde de artık yeniden yönün 3.88, 3.90 olacağını burada bekleyebiliriz. O yüzden burada özellikle 3.81.50 izlememiz lazım. 3.75 üzerinde kalıcılıkta da yukarı yönlü beklentimiz hala kurda devam ediyor. Aslında kur için, dolar-tl için aslında oldukça kritik günlere doğru yaklaşıyoruz. Yani 20 Ocak'ta Donald Trump göreve başlayacak ve o gün bir konuşması gerçekleşecek. Bunun yurt dışı bacaklı olarak dolar üzerinde bir hareketlilik yaratması muhtemel. Bunun dışında 24 Ocak'ta bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var ve 27 Ocak'ta da Fitch'in kredi notu değerlendirmesi var. Yaklaşık bu kısa kısa aralıklarla gerçekleşecek tüm bu gelişmeler dolar TL'deki hareketliliği yeniden artıracaktır. Tabii burada Merkez Bankası'nın faiz artırım hamlesi yapıp yapmayacağını bilemiyoruz ama şu anda görüntü o ki gerçekleştirdiği diğer uygulamalara bakacak olursak sanki faiz artırımı yapmadan bu tarz politikalarla faiz ayarlamalarını yapma yönünde gidecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bunun etkisi çok kalıcı olmayacaktır. Tabii daha önce bahsettiğimiz gibi özellikle yurt içi gelişmelerde yani siyasi, jeopolitik, ekonomik tüm bu gelişmelerde özellikle güven sağlayıcı unsurlar sağlanmadıkça burada dolar TL'de yönün yeniden yukarı olması burada muhtemel. Tabii Donald Trump'ın da özellikle yapacağı adımlar, atacağı adımlar dolar endeksinden kuvvetlendirirse bu bir anlamda tabii doların da değerlenmesine sebep olarak bizde de kurun sert bir yukarı hareket etmesine sebep olacaktır. Tabi burada Merkez Bankası'nın hamlelerini de takip ediyor olacağız diyelim. Bugünkü yayınımız bu kadar.
yeniden aslında gelişmeler oldukça sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yeni seviyelerle, yeni gelişmelerle birlikte. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. İyi günler.